Biz ülkenin bu cendereden çıkarılması için, bu siyasetten vazgeçilmesi gerektiğini bir kere daha söyleyeceğiz. Her zaman söyleyip daha yüksek sesle söyleyeceğiz. Savaş siyaseti içeride milliyetçiliğin ve ırkçılığın, içeride de çatışma eğilimlerini güçlendiren, ideolojik zemini besleyen argümanla beraber devam ediyor. Dolayısıyla topyekun bir karşı çıkma ve AKP-MHP bloğunu kendilerinin söylediğine göre, ki böyle olduğunu düşünmek istemeyiz, devlet aklının dayandığı bu genel konseptin ortadan kaldırılması, bundan vazgeçilmesi, halklara ölüm getirecek olan savaştan, işgalden, nüfuz alanı genişletme hayallerinden, Osmanlıcı hülyalardan vazgeçilmesi gerektiğini ne tarihin, ne koşulların, ne de aslında insancıl ve evrensel değerlerin buna izin vermediğini ifade etmek istiyoruz. Herkesi toprağında huzurla yaşayacağı bir düzenin mümkün olduğunu söyleyen bir siyasi partiyiz. Eşit yaşayabilme imkanının olduğunu söyleyen bir siyasi partiyiz. Ve yaşadığımız topraklarda, yaşadığımız ülkelerde de insan gibi yaşamak istiyoruz. Toplum şuna inandırılarak ilerleniyor. İktidarda olan güçler açısından bizden başka seçenek yoktur. İktidara aday olduğunu söyleyen muhalefet güçleri açısından da o giderse bizim dışımızda bir seçenek yoktur. Bakın bütün bu senaryoların hiçbirinde, bu tezlerin hiçbirinde toplum yok, halk yok. Bir takım unsurlar var, siyasi unsurlar var ve organizasyonlar var. Ve adlarına konuştukları toplum değil, kendi siyasal bekaları üzerine kurulu bir anlayışla yapıyorlar. Bizim yüzümüz buraya dönük değil, bizim yüzümüz topluma dönük. Dolayısıyla bu seçeneklere sıkışmayan, yani ırkçılık, tekçilik, milliyetçilik, inançlara özgürlük vermeyen, etnik kimlikleri yok sayan, insana yaslanmayan siyasi düzen hayali kuran ve böyle iktidar olacağını, böyle iktidarına devam edeceğini söyleyen programların tam karşısında bir yere yaslanıyoruz. Biz topluma yaslanıyoruz. Toplumun gerçek büyük güç olduğunu ve onun örgütlü halinin, onun örgütlü gücünün bütün problemleri, problem başlığı olarak sayılan bütün problemleri çözebilecek kapasitede olduğunu, bilgi kapasitesinde ve fiziki kapasitede olduğunu bilen bir gelenekten geliyoruz. Dolayısıyla üçüncü yol seçeneği, çözüm biziz sözü aslında topluma kendi varlığını, gücünü hatırlatandır. Ve onu örgütlü, kendi iktidarını, demokratik bir halk iktidarının ancak kendi ellerinde olduğunu söyleyen cümlenin ta kendisidir. Bizim başvuru kaynağımız, var olduğumuz yer ve siyaseti ürettiğimiz, yaptığımız yer toplumun kendisidir. Şimdi yakın tarihin hafıza hatırlatıcısıdır HDP. HDP'yi her gördüklerinde yapılmış, halka yapılmış bütün kötülükleri aynı zamanda tekrar görüyorlar. Dolayısıyla HDP'nin varlığına, kimliğine, sözüne, sesine ve HDP'lilere tahammül edilemeyen, onların temsil ettiği iradeye tahammül edilemeyen bir siyasi atmosfer kurarak ilerlemeye çalışıyor iktidar. Kapatma davası, Kobani davası. Daha önce de ifade ettik. Bakın bu davaların tamamı bir tarihsel dönemin kapağını kapatmak kendilerince ve kendilerince bir tarih yazmak yeniden. Yeniden düşmanlık üzerine kurulu bir tarih yazmak. Dolayısıyla HDP'nin varlığı hep bir diğer tarihi hatırlatıyor. Gerçeği, hakikati hatırlatıyor. Şimdi biz, bizim gündemimizde, aktüel gündemimizde kapatma yok. Kapatmanın bir durum olduğunu biliyoruz ama biz tabelayla var olmuş bir gelenek değiliz. Anlamadıkları bu. Ve HDP'nin geldiği pozisyon, Türkiye'nin bu girdiği değişim koridorunda demokratik bir değişim olacaksa değiştirici politik bir özne, bir güç olduğunu herkesin fark etmesi lazım. Biz o gücün farkındayız ve üzerimize gelen her türlü saldırganlığa direnme azimimizi de o gücümüzün bilincinden alıyoruz. O güç dediğim şey halktır. Örgütlü halktır. Bu miting bunun bir ülkenin sorunlarının bildiğimizi, ülkenin sorunlarına çözüm için sözümüz olduğunu, halk olarak sözümüz olduğunu ve ana aktör olduğumuzu hatırlatan bir mitingdir. Bizim yürüdüğümüz yolda sömürü olmayacak ve savaş siyasetleri olmayacaktır. Topluma anlatmaya çalıştığımız şey budur. Bugünkü karşılığı iktidarın yaptıklarının tam karşısında halkı dikmektir aslında ve yapılan bütün hesaplar,
Yani seçim, siyasi yelpazenin yeniden kurulması, inşa edilmesi gibi yapılacak bütün hesapların karşısında öyle kolay hesap tutmayacağını gösterir. Bir eylem dizisinin başlangıcıdır. Karar alındığı andan itibaren, tarih belli olduğu andan itibaren önce yasal prosedür gereği başvurularımızı belirlediğimiz meydan için yaptık. Kartal Meydanı'nda yapacağız 7 Ağustos'ta. Yazın sıcağında yapacağız, çok farkındayız. O yüzden 5 ile 9 arası bir saat aralığında gerçekleşecek bu mitingimiz. Karar alındığı andan itibaren İstanbul'da 39 ilçemizde ve bütün mahallelerimizde bilginin kendisini yayıldığı andan itibaren çalışma başladı. Bütün demokratik güçlerle, yöre dernekleriyle, inanç örgütleriyle önce mitingimizin hangi içerikte olduğunun bilgilendirilmesine dayanan, daha sonra mitinge gidiş hazırlıklarının için gerçekleştirilecek temas kurmalar başladı. Sahadayız. Biz iki gündür aslında sahada, tekrar İstanbul İl Örgütü. Bu bir duymadık kimse kalmayacak dedik. İstanbul'da HDP'nin 7 Ağustos'ta miting yaptığını duymayan kimse kalmayacak. Niye miting yaptığını da duymayan kimse kalmayacak. Ve hangi konuda yaptığını da duymayan kimse kalmayacak. Dolayısıyla biz aslında mitinge gelecek olan kitlemiz dahilinde İstanbul halkının tamamına sömürüye ve savaşlara karşı durduğumuzu, bunun için alanlarda olduğumuzu duyuracak bir çalışma tarzıyla başladık. Bildiri dağıtımları, çarşıların dolaşılması, stand açmalar, anons, sesli anons tekniğiyle mitingin duyurulması, bütün dost güçlerle birlikte çalışma organizasyonları başladı. Yani sömürüldüğünü düşünen ve şiddet ve savaş yanlısı olmayan herkes, daha karanlık günlere dolu dizgin gitmeye neredeyse niyet etmiş bu iktidarın bu siyaseti karşısında, alanda olmaya, ses çıkarmaya, el ele vermeye, dayanışmaya, gerçek gücün bizde olduğunu, halkta olduğunu, toplumda olduğunu, çözümün kendisi olduğunu söyleyen bir miting gösterisine davet ediyoruz.